Merhaba. Heyecanlıyım çünkü Paris'ten İstanbul'a uzanan bu uzun yolculuğumun son ülkesine, doğduğum topraklara, vatanıma, Türkiye'ye ayak bastım. Bu topraklar benim ilk nefesimi aldığım çocukluğumun, hayallerimin yeşermeye başladığı yer. Adım attıkça içimde bir duygu fırtınası esiyor. Bu yolculuk sadece bir yürüyüşten ibaret değil. Aynı zamanda aileme ve gerçek benliğime giden bir dönüş yolculuğu. Her adım beni anneme bir adım daha yaklaştırıyor. Ve bu sınırı aşmak sadece harita üzerinde bir noktadan diğerine geçmek değil, içsel bir dönüşümün başlangıcı. Mutluyum çünkü Paris'ten İstanbul'a yürüyerek çocukluk hayalimi, hayatımın en uzun ve anlamlı yolculuğunu gerçekleştirdim. 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde bu yolculuğu tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Bu muhteşem macerada yanımda olan herkese teşekkür ederim. Kesinlikle bu maceranın baş mimarı ne yazık ki Covid'den vefat eden rahmetli annem. Yolculuğum esnasında anneme olan saygımı ve sevgimi ifade etmenin yanı sıra barışa ve doğaya katkıda bulunmaya çalıştım. Dolayısıyla bu yolculuk sadece bir yürüyüşten ibaret değil. Bir taraftan içim buruk, sözün bittiği yerdeyiz. Bölünmüşlük ve çatışmanın hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Biz millet olarak hep barıştan ve yardımlaşmadan yana olduk. Dolayısıyla barış adına elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam etmeliyiz ve devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Kesinlikle yolculuğum Paris'ten başladı. 11 ülkeyi gezerek sonunda Türkiye'ye vardım. Doğduğum topraklara Türkiye'ye vardım. Dolayısıyla çok mutluyum. 17 kilo verdim. İnanın çok mutluyum. Bir taraftan da içim buruk dediğimiz gibi. Şu an ailemin yanına gideceğim. Yarından itibaren annemin mezarını ziyaret edeceğim. İnanın çok mutluyum. Herkese, bana destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Anne.